Dim TV'den seçim özelden iyi akşamlar değerli seyirciler. Değerli seyirciler, bu akşam yine bir aday konuğumuz var. Zafer Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı Doktor Tahsin Biner, Dim TV seçim özelin canlı yayın konu oldu. Biner, canlı yayında Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı ve Dim Medya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim, gazeteciler Ferit Kesen ve Gülser Yiğit ile Dim TV izleyicilerinin sorularını yanıtladı. Peki, nasıl oldu Alanya Belediye Başkan Adayı olmaya karar verirken? Ne düşündünüz? Hangi düşüncelerle? Yani Ümit Hoca, Ümit Özdağ'dan, Profesör Doktor Ümit Özdağ, yani Zafer Partisi Genel Başkanı. Evet. Bilmeyenler olabilir belki, onu da söyleyelim. Onunla tabii yürü dedi ama siz elbette kafanızda bir kurgu yapmışsınızdır. Yani yürü demek de yürünmüyor. Yürü demek siyasette. De yürünmüyor. Yürü demek de yürülse oho evet. Herkes yürü de çok zor bir süreç. Yani o karar vermek çok zor bir süreç. Bir 24 saat süre istedim. Düşünmem lazım dedim. Birkaç yere telefon açtım. Birkaç büyükle görüştüm. Evet. Çünkü çok zor bir süreç olduğunu, çok yıpratıcı, maddi manevi yıpratıcı bir dönem olduğunu çok iyi biliyorum. 2009'daki belediye başkanı seçimlerinde Sayın Avukat Osman Doğan'ın da çok yıprandığını ben biliyorum. Hem sağlık olarak, hem maddi olarak, hem manevi olarak ailenizi terk ediyorsunuz, eve gitmiyorsunuz, evet. Gece gündüz çalışıyorsunuz. 24 saat düşündüm, taşındım. Zaten hep bir siyasetle uğraşmışlığım vardı. Ben dedim ki doktor neyin eksik, niye olmasın? Alanya'da adaletli bir seçim süreci yaşanmadığını ifade eden Doktor Biner, adaylar arasında ciddi bir eğitim adaletsizliği var. Birikim adaletsizliği var. Bütçe adaletsizliği var. Afişe harcanan paralarla tam teşekküllü bir fen lisesi yapılabilirdi. Hakan Tütüncü'nün 4 milyon Türk lirası sosyal medya harcaması olduğunu duydum, korkunç bir rakam dedi. Yaşanmıyor. Bir kere bu seçimde adalet yok, olmadı. Adaletsiz bir seçim yaşıyoruz. Her şeyden önce adaletsizlik nerede? Eğitimlerde adaylar arasında ciddi bir eğitim adaletsizliği var. İkinci adaletsizlik nerede diyorsanız bütçeler. Bütçelerde korkunç bir adaletsizlik var. Ben mesela görebiliyorum mesela Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Cumhur İttifakı Hakan Bey'in 4 milyon liraya yakın sosyal medya harcaması olduğunu gördüm mesela. Yani korkunç bir rakam. İnanılmaz bir rakam. Çok dehşet bir rakam. Yani bu tür bütçeler bence ayarlanmalı, sınır konmalı. Adaletli bir seçim olarak. Canlı yayında çarpıcı açıklamalar yapan Doktor Tahsin Biner, Alanya'da yerel seçimin kaderini gençler ve küskün AK Parti seçmeni belirleyecek, dedi. Seçimi belirleyecek şeyler artık Alanya'da değişti. Yıllardır süregelen sabit bir işte seçimi bunlar belirler, şunlar belirler denen o klişe artık değişiyor. Bu seçimi belirleyecek iki şey var. Bir, ilk defa oy verecek veya ilk defa yerel seçimde oy verecek gençler. Gençler inanılmaz bir arayış içinde. Bu seçimin kaderini belirleyecek iki fraksiyondan biri gençler. Gençlerde çok ciddi bir değişim anlayışı var. İki, küskün AK Parti seçmeni. Bence AK Parti seçmeni küskün. Neden küskün? Adayı çıkartamadılar. İktidar partisisiniz. Evet. Alanya gibi yerde adayınız yok.